Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Franklin'le GTA 5 gizemlerini çözmeye devam ediyoruz. Ve bugünkü gizemimiz, havuzda yüzebilir miyim? Şaka şaka. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yine çılgın, yine manyak bir şey dinleyeceğim. Yalnız ondan önce elbisemi değiştirmem lazım çünkü acayip ıslandım. Arkadaşlar bugün sizlerden gelen yorumlar sayesinde yeni bir şey deneyeceğim. O Neymar mı lan? Ha değilmiş. Ağustos'muş. Oğlum ne olmuş Ağustos'a? Saçı başı dökülmüş lan. Kim bilir Eylül'e ne oldu? Aa şu da Eylül. Bu ne kadar rezil bir espri lan. Neyse arkadaşlar, bugün yine sizden gelen bir şey deneyeceğiz. Arkadaşlar öyle bir şey demişsiniz ki, ben kaç kere arkadaşlar dedim lan bu arada. Arkadaşlar. Romalılar. Bugün çok değişik bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Böyle olabiliriz. Çünkü sizin dediğiniz şeyi denemek için gerçekten manyak olmak lazım. Çünkü şayet dediğiniz doğruysa zaten suya gireceğimiz için ıslanacağız arkadaşlar. O yüzden çıplak olabiliriz arkadaşlar. Evet. Daha ne kadar arkadaşlar diyeceğimi bilmiyorum. Bugün sizlerle birlikte harika bir şey deneyeceğiz. Lakin ondan önce bakın size ne göstereceğim. Bak bak bak. Baba oğul yine yan yana geldi, görüyor musunuz? Biliyorsunuz en son katil arabanın oğlu Junior'ı manyak bir yerden kurtarmıştık. Ve onu uzaylılar kaçırmıştı. Evet evet, uzaylılar. Siz yoksa bir önceki bölümü izlemediniz mi? Hemen sağ üst köşeye bakın. Evet, gördünüz mü orada? Bir şey çıktı. Orada bir video var uzakta. İşte o videoya giderseniz arkadaşlar bir önceki bölümü izlersiniz ve bu korkunç oğlanın neler çektiğini öğrenmiş olursunuz. Peki bugün ne yapıyoruz? Elbette ki yine sizden gelen bir çılgınlığı deniyoruz. Yorumlarda çok ilginç bir şey gördüm. İnanasım gelmedi. Ya dedim yine bunlar beni trollüyor. Ama neyse dedim, yine de belki doğru söylüyorlardır. Yani inanmak istedim. En sonki trollümüze dönmez herhalde. Aa şu trollden bahsediyorum. Gel abi gel abi gel abi gel 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 gel. Ay maşallah. Denizden balık yakaladım. Bak 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 bak. Ne bereketli. Katil araba balığı. Ya oğlum. Bakın bir daha bir şey önereceğiniz zaman lütfen trollemeyin ya, lütfen. Yani dediniz ki çiziyorsun böyle hızlanıyor falan. Olmadı, al. Ve dedim ki bir zarar gelmez, deneyelim. Peki ne biliyor musunuz arkadaşlar sizin bana söylediğiniz şey? Elbette ki katil arabayı sonunda hız limitlerini kıracak kadar yüksek bir hale getirmek. Yani bunun gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Şayet doğruysa dediğinize göre hız limitini kırabileceğiz. Bakalım şimdi test edeceğiz. Şayet dediğiniz olursa gerçekten efsane bir video olacak. Şayet dediğiniz olmazsa gerçekten yine efsane bir video olacak. Çünkü Franklin çıplak. Daha efsane bir video nasıl olabilir? Bence gayet efsane. Bakalım dediğiniz gerçekten yaşanacak mı? Bu arada trafik yok diyecektim. Geldiler. Şimdi son hız Benny'e gidiyorum arkadaşlar. Siz bir önceki trollemeyi izlerken ben işareti koydum ve Benny'e doğru yola çıktım. Aa Murat, İnşallah seçilirsin diyeceğim de seçildi zaten. Şimdi Benny'e geldik. Benny'i biliyorsunuz değil mi? Hani şu gizli korkunç modifiyeler yapan adam. Aa dükkanı burada. Şimdi buna gireceğiz. Buradan sizin dediğiniz modifiyeyi yapıp çıkacağım. Demiştiniz ki yorumlarda, turboya gir, turbodan oradaki seçenekten no turboyu seç, sonra turboyu tekrar tak, daha sonrasındaysa rampanın başına git ve arabayı turbolu halde kaldır, limiti kırılacak dediniz. Gördüğünüz gibi turbos kısmına girdim, none yazanı seçiyorum. Şu an arabada turbo yok, bakın zaten şuradan mı, nereden görüyorsunuz? Ha, acceleration. Görüyorsunuz, hızlanmadan görebiliyorsunuz. Şu an turboyu söktüm, şu an turboyu geri taktım. Bitti mi? Sanırım bitti. Bunu yaptıktan sonra hız limiti kalkıyor demişsiniz. Bilmiyorum ne alaka. Lakin gizem gizemdir deyip denemek istedim. Yalnız katil araba ne korkunç bir araba lan. Değil mi? Baksanıza. Acayip ürkünç değil mi? İnsanı bakarken geriyor değil mi? Gerçekten öyle. Şimdi hızda bir değişim olduğunu ve farklı şeyler yaşayacağımızı iddia ettiniz. Bakalım inşallah doğru çıkar da biz de bugün harika bir hız limitini kırarız. Bu arada o uzaylı videosuyla ilgili manyak fikirler gelmiş. Onları da denemeyi istiyorum. Lakin bu daha çok ilgimi çekti.
Ya Murat kardeşim, seçimi kazanacaksan kazan sen de, Allah Allah. Her yere vermiş böyle reklamı. Yani bu daha ilgimi çekti. O yüzden bunu önce denemek istedim. Bakalım dediğiniz gerçekten olacak mı? Bu arada havaalanına nereden gidiyorduk? Sağdan değil mi? Evet evet, burada. Lan susun lan. Vururum valla. Vururum. Aa, silah çektiler lan. Tamam tamam, vurmam vurmam. Manyaklar. Oğlum böyle silah çekilir mi birden? Aa, bir şey demedim ki ya. Buradan gidiliyordu değil mi havaalanına? Galiba. GPS'e yazmadım bir artistlik yapıp. Buradan gidebileceğimi düşünüyorum. Ha evet evet. Buradan geçebiliyoruz. Oba! İşte bu. Havaalanına geldik arkadaşlar. Hazırsanız sizlerle birlikte... Arabanı mı çaldı? Bana ne? Kadın arabasını çalmışlar. Bakalım dediğinizi test edelim, gerçekten olacak mı? Yalnız şu rampadan hep atlamak istemişimdir katil arabayla. Bir tur deneyeyim mi? Müsaadenizle. Bu ne rezaletti lan? Bu ne rezaletti? Kendimden utandım arkadaşlar. Ben bunu nasıl yaptım lan? Oğlum. Ya GTA 5 çıktığından beri oynuyorum. Yaptığım işe bak. Arabayı dağıttık. Dur. Şurada tamir yapalım. Sakın bunu yorumlarda görmeyeceğim, tamam mı? Oldu. Yaşandı bitti saygısızca. Burayı atlatarak izleyenler var biliyorsunuz. O yüzden sakın yorumlara yazıp da beni daha fazla rezil etmeyin. Nasıl yaşandı lan o? Oğlum ben ne güzel tam soldan girdim. Neyse. Olur öyle ya, takılmayın. Repair diyelim ve buradan çıkalım. Dünyanın en saçma işiydi. Ve benim başıma geldi. Evet, şaşırmadım. Ve havaalanına geldim. Aa, güvenlik varmış lan burada. İlk defa güvenlikle karşılaştık ha. Katil araba serisinde. Şimdi hemen bizim rampaya çıkalım ve dediğinizi test edelim bakalım arkadaşlar. Yollardan gideceğim. Arabanın hiç hasar almasını istemiyorum. Böylelikle testimize tertemiz başlayabiliriz. Zaten az önceki rampa rezilliğinden sonra en mantıklısı buydu. Heh, bizim yol burada. Bu arada bu yol bizim evden görünüyor biliyorsunuz değil mi? Çok acayip lan. Gerçekten. Ta cehennemin dibinden görünüyor. Rampaya buradan çıkıyorduk ha. 2 saat yolu aradım lan. Oğlum yıllardır burada test yapıyorum. Yolu nasıl kaybederim ya? Ha şimdi önce turbosuz deneyelim bakalım. Arabanın hızında herhangi bir artış var mı? Let's go. Evet, 200 de gidiyor. 300 de gidiyor. 400 maksimum. Tamam. 450'yi falan görür. 500'ü görür ya, 500'ü görür. Değil mi? Var lan bir artış. Ne alaka bilmiyorum ama daha turbo yapmadığımız halde bir artış var. Bakalım. Şimdi buradan şöyle kalkmamı istiyorsunuz değil mi? Bakın. Yanlışsa yorumlara yazın. Bu. Tamam. Turboyu öldüreceğiz. Sonuna kadar kullanacağız. Ama önce yolu ortalamak istiyorum. Çünkü gerçekten düşme ihtimalimiz var. Bakayım şöyle bir. Tepeden bak bir. Tepe tepe. Hah dur. Kamera açısı kafayı yedirdi size de biliyorum ha. Şu an tam ortadayım değil mi? Var mı bir matematiksel hata? Bakın bakayım. Çünkü benim geometrim çok iyiydi biliyorsunuz yani değil mi? Hani en son geometriyle ilgili bir testim vardı. Bak bundan düz çizen adam muhtemelen geometri hocanız falandır yani. Bak bak. Bak. Bizim lisede bir çizerdi geometrici. Yemin ediyorum adam printer'dan basmış gibi çıkartıyordu ya. Hadi bakalım. Bakın onun öğrencisi olduğum nasıl belli. Hiç çizemiyor. Oğlum böyle bir şey olmaz lan. Vallahi siz beni trollüyorsunuz ha. Ağır trolleniyorum gibi ama. Mükemmel geometrim olduğunu size anlatmıştım o videoda. Sanırım iyi. Evet, yola baktığım zaman yolu görüyorum. Ve hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. 3 2 1 Bir dakika bir dakika. Siz videoyu beğendiniz mi? Beğenmediyseniz hemen beğenin çünkü birazdan tarihimizin en efsane videosuyla karşı karşıyasınız. Şayet olursa tabii. Bakalım. Gizem tarihinin en ilginç videosu olacak. 3 2 Bak basıyorum onda da. 1 Ve hadi bakalım. Woo, hızlı kalktı. Bir ışımla kalktı arkadaşlar. 700 800 900 Güzel. Ama araba aşağı düşecek gibi. Oğlum yüzmek zorunda kalmayayım. 1000 1000 Güzel. 1000 hadi. 1005 1004 990 Hadi lan. 980 970 900 980 Hadi oğlum. Hadi.
Yırtıl lan, yırtıl da gel. Hadi. Hadi katil araba. Hadi. Bismillah araba. Ne oluyor lan? Yol kayboldu, gördünüz mü? Arkadaşlar, işe yaramış gibi binlere çıkıyoruz ama yol falan kayboluyor. Ne oluyor oğlum? Abo! Bir şeyler oldu. Ne oldu lan, o kadar hızlı gitmedik. Niye buralar böyle oldu? Aa, bir gariplik var. Ama istediğimiz hızla gidemedik. Bir dakika. Buradan ortalayıp tekrardan gitsem olur mu dersiniz? Ne dersiniz? Bence olur. Bu nasıl bir görüntü oğlum? Şuna bak. Asfalttayız ama denizi görüyoruz. Ne kadar garip değil mi? Bakın şu deniz. Aa, şu da anası. Yapma diyeceğim ama nasılsa yine yapacağım kendi kendime. Evet. İğrenç esprimden sonra hazırsanız dediğiniz şeyi tekrardan deniyorum. Arkadaşlar, şimdi turboyu kullanarak ta yolun sonuna kadar paso turboyla gideceğim. 3, 2, 1, let's go! Hadi bakalım. Oğlum araba vites geçemedi, gördünüz mü? Bir dakika, bir dakika. İşe yaradı bak. Aa, hızlandık. 1180, 1200. 1200'e gidiyoruz. 1242. Yollar kayboluyor. 1242. Arkadaşlar, hız sınırını resmen kırdık. Yeni hız rekoru. Oğlum, resmen yaptık. 1242. 1240. 46, 47, 50. 60. Arkadaşlar, uçacağız, uçacağız. Allah kahretsin. Bence değdi. İnanamıyorum. İkinci de oldu arkadaşlar. İkinci de dediğiniz şey gerçek oldu. Oğlum, hız sınırını aştık. Çok iyi. Arkadaşlar, niye bir şey giymediğimi şimdi anladınız mı? Hak verdiniz değil mi? Biliyordum oğlum ya. Başımıza böyle bir şey geleceğini biliyordum. Gerçekten mükemmel. Katil araba gidiyor. Oğlum boğulacağız yalnız, dur yukarı çıkalım bir. Ne alaka lan? Saçma sapan bir şey. Turboyu kaldırdık diye niye böyle oldu? Yani kaldırıp ekledik. Allah Allah. Bu GTA 5 gizemlerine akıl vermez oğlum. Franklin sanki 30 yıldır nefes almamış gibi çıktı. Abartma oğlum, alt tarafı 7 dakikadır falan nefessizsin ki. Ha. Mantıklı. Vay yavrum vay. Harbiden gerçek oldu. Arkadaşlar, işte böyle gizemlerle geleceksiniz bana. Diyeceksiniz ki şunu ekle, şunu çıkart. Bu oluyor. Gerçekten olacak. Ya ben de diyeceğim ki işte bu ya. İşte bu. Sonunda birisi beni trollemedi. Bakın, gerçekten takdir ettim. O yüzden bu yorumu yazan arkadaşa benden büyükçe bir teşekkür gidiyor. Olabildiği kadar büyük. Mesela şu deniz ya, bu da anas. Tamam, yapmayacağım, yapmayacağım. Neyse, bu iğrençliği yapmayalım. Katil arabayı oradan çıkartalım. Gel abi, gel abi, gel abi. Gel katil araba. Gel. Seni şöyle bırakalım. Ah, işte bu. Franklin ve kaslı vücudu. Nasıl arkadaşlar? Acayip iyi değil mi? Resmen herif hız yarışını denerken 3 tane daha baklava çıkarttı. Hay maşallah. Dur şu ipi keseceğiz de, ip nerede lan? Ah, burada. Oğlum durursan bir. Lan dur da keseyim. Heh. Hayatımda gördüğüm en oynak ipti. Yalnız katil arabaya binemiyorum arkadaşlar. Hani biliyorsunuz GTA 5'te araç zarar alınca sudan binilmiyor ya. O yüzden kullanamıyorum. Şöyle yaparız. Aa, bununla ışınlanırız bakın. Nasıl fikir? Gördünüz mü? Her zorluğun bir kolayı var ama... He. Gitmiyor lan. Turbolarsam? Turbolayamıyorum. Araba parkta kalmış. Baksanıza. Aa, geri geri gidiyor. Çok iyi. Tamam. Tamam. Evet, devam et. Devam et katil araba. Hayır hayır hayır. Bak, geri 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 geri. Arkadaşlar, ben bunu geri geri eve götürürüm. Merak etmeyin siz. Videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te en çok merak ettiğiniz sorunun cevabını bulmuş olduk. Katil araba
1000 sınırını geçebilir mi? Ve gördüğünüz gibi evet geçiyormuş. Ama birazcık hileli bir yolla. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Daha fazla gizem için gizem yazmayı unutmayın. Yorumlara sakın gizem yazarak espri yapmayın. Bunu dedim ya, şimdi en az 300 kişi yazar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi çıkar ayakta, korku olsun. Sonuçta bu korku videosu. Yapma ya. Demek seni BMW ile yenmek hayal işi ha. Ulan ben hayatımda BMW'yi ezikleyip de sağ çıkan adam görmedim. Gel bakalım. Oo! İyi başladı arabası. Çakma Bugatti ile beni geçecekmiş. Sibop'a bak. Bismillahirrahmanirrahim. O nereden çıktı oğlum? Görmesem çarpacaktım. Gel bakalım. Sen yağmurlu havada araba süremezken ben BMW ile 300 ile giderim koçum. Benim adım Ateş. Ve ben BMW hastası, çılgın bir yarışçı. Beni yenecek adam anasının karnından doğmadı. Fark ettiyseniz nitrosuz geliyorum, nitrosuz. Bir kere bile turbo kullanmadan 370 ile sapladı. Hey yavrum hey, BMW farkı.